Öncelikle tüm yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii çok büyük bir travma var. Yani mahallelerimize, köylerimize gittiğimizde vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de devletin tüm kurumlarıyla birlikte seferberlik ruhu anlayışıyla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Kızılay'ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhu anlayışıyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Bir taraftan yangın söndürme işlemleri devam ederken diğer taraftan da gerek Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi defterdarlık, gerek Tarım İl, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekiplerince vatandaşlarımızın tüm hasar tespitleri, yangından dolayı zarar ziyanların tespitlerini yapıyoruz. İnşallah yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürüteceğiz. Tabii bildiğiniz gibi dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz bu anlamda boşaltıldı ve 15 mahallemizde kısmi olarak etkilenmiş durumda. İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları çerçevesinde ki şu an Türkiye'nin tüm illerinde Orman Bakanlığımızca yangın söndürme işlemi devam ederken yine diğer bakanlıklarımız, bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Manavgat'ın doğu kısmında ve batı kısmında hasarlar gerçekleşti arkadaşlar. Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil, kısmen etkilenme söz konusu ve koordineli bir şekilde alanların tespitine müteakip, bize teslim edilmesine müteakip de hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2000 yapı var. Yani toplamda 2300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz ve bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu binalar gerek sahada mobil laboratuvarlarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Ve tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Tabii vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle taleplerini, ihtiyaçlarını alıyoruz. Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içerisinde başlatacağız ve bir yıl içerisinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı ve fiilen çalışmaları sahada yürütüyoruz. Alanın teslimine müteakip inşallah bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın tüm barınma, yeme ihtiyaçlarını Sayın Bakanımız da açıkladı, karşılıyoruz. Ki bu sürece ilişkin taşınma yardımlarını, vatandaşlarımızın iskan edileceği alanlarda taşınma yardımlarını, yine eşya yardımlarını, eşyası yangında yanan vatandaşlarımıza eşya yardımlarını veriyor olacağız ve hızlı bir şekilde de inşallah konutların inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Diğer taraftan yangında iki kamu binamız şu an itibariyle etkilendi. Biri kısmi camimiz, Kalemler'de bir camimiz az hasarlı. Evrenseki'de bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yine Orman Müdürlüğümüzün de bir binası hasarlı. Tabii burada okullarımızın açılmasına müteakip gerekli her türlü tedbiri valiliğimiz koordinasyonunda alacağız ve
öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekliyle sorunlarını, problemlerini çözmüş olacağız. Diğer taraftan arkadaşlar biliyorsunuz diğer illerimizde de var yangınlarımız. Mersin, Aydıncık, Gülnahar ve Silifke ilçelerinde 3 farklı noktada yangın çıktı. Ve burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Ve bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te Sayın Bakanımız açıkladılar. Kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangında da yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık. Ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Aydın'da, Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık ve orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapmak ve inşallah onların yaralarını da el birliğiyle sarmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben tekrar tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Antalya'mızın, Mersin'imizin, Adana'mızın, Muğla'mızın başı sağ olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.